Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün bizlerle Mehmet Alkan olacak. Kendisiyle infaz yasası düzenlemesini konuşacağız. Merhaba Mehmet Alkan. Merhabalar Berna Hanım. Tüm Nasılsınız? izleyenlerimize de merhabalar diyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Vallahi hani diyor ya, adet olmuş iyiyiz. Biri de diyor ki ya iyi demekten bir gün çarpılacağız. Hakikaten biz de çarpılacağız. Özellikle de hele bu günlerde bir KHK'lı olarak iyi olmak çok iyi değil maalesef. Ayrıntılarını zaten birazdan konuşacağız. Ama yine de biz adet Evet. yerini bulduk. İyiyiz diyelim. Herkese de iyilikler diliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Evet, karantinada mısınız? Evet, aynen karantinadayız. Bir 10 gün falan oldu. Hiç evden dışarı çıkmadım. Efendime söyleyeyim. Bu sırada işte yazıyorum, çiziyorum, okuyorum. Benim Evet. dışımdan bir sıkıntı yok. İnşallah herkes... Yeni bir kitap düşünceniz var galiba, KHK'lı Evet, hikayeleri. evet. KHK ve Nasıl OHAL bizimle paylaşır mağduriyetleriyle ilgili tabii ki çeşitli platformlarda duyurmuştum. Bu KHK ve OHAL sürecinde yaşanan hukuksuzlukları, efendime söyleyeyim, daha ziyade trajik ve trajikomik olayları, özellikle kadınların, çocukların, geride kalanların yaşadıklarını, o çocukların okulda karşılaştığı, işte kadınların eşleri tutukluyken, cezaevindeyken, o gidiş gelişlerde yaşandıkları, ceza komşularıyla yaşadıkları, efendime söyleyeyim, akrabalarından gördükleri iyi ya da kötü muameleler, hayal kırıklıkları, düşünceleri. Bu konuları tarihe not düşmek bakımından en azından ilk etapta çok çarpıcı olan bir kısmını bir editörlük yaparak kitap yapmak istiyorum. Bununla ilgili duyurumuzu yaptık. Sağ olsun göndermeye de başladılar KHK'lılar. Onların bir tarafından düzenlemesini yapıyorum. Umarım yeni dönemde Eylül-Ekim gibi de kitabımızı çıkarmış oluruz ve tarihe de bir not düşmüş oluruz. Aşağı yukarı kaç hikayeye yer vereceksiniz? Şöyle Hikaye hikaye. diyorum, yaşanmışlık diyeyim daha Evet doğru. evet ya yaşanmışlıklar hani öyle çok uzun olan da var. Mesela 3 sayfa, 4 sayfa gönderen de var. 2 sayfa, 1 sayfa olan da var. Böyle bir yarım sayfa kadar olan da var veya bir paragraf olan da var. Çeşitli boyutlarda olacak. Sanırım 100'den fazla bir şey olacak. 150 civarında en az bir hikayeye yer vermiş olacağız. Evet, kolay gelsin diyorum. Teşekkür İnfaz ederim. yasa düzenlemesi konuşuldu bu hafta. Komisyonda tartışıldı. Sadece tartışıldı. Noktası virgülüne kadar aynı şekilde komisyondan geçti. Bu hafta da mecliste görüşüleceği söyleniyor. Ama orada çok çok büyük bir ayrıntı var. Maalesef terör tanımıyla içeriye giren cezaevinde olan kişilerin bu kapsama alınmayacağı mesajları geliyor. Görünen o öyle de yansıyor medyaya, ajanslara da öyle düştü. AKP ve MHP'nin hazırladığı bu düzenleme meclisten, komisyonlardan sadece adet yerini bulsun diye geçiyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Hani komisyondan geçti mi geçti? İsterseniz şöyle başlayalım. Hani bir infaz veya af düzenlemesi neden yapılır? Bunun belli başlı iki nedeni var. Bir tanesi bir toplumsal barış. Bu da genelde nedir? İşte bir büyük kargaşa, iç savaş, darbe ve benzeri durumlardan sonra toplumsal barışı sağlamak için geniş çaplı bir af düzenlemesine gidebilir hükümetler. İkincisi ise adaletsizlikleri gidermek içindir. Yani siz adaletinize güvenmiyorsunuzdur. Bizim deyimimizle içeride çok fazla kader mahkumu vardır. Yanlış hüküm kurulan insanlar vardır. Bunlara ikinci bir şans vermek için, bu yanlışlığı daha doğrusu düzeltmek için yaparsınız. Bu kapsamda bizim bugün tartışılan af düzenlemesi, daha doğrusu infaz yasasına gelirsek, bunun başlangıcı hatırlayın. 2 yıl önce sanırım Mart ya da Mayıs 2018'de Devlet Bahçeli'nin işte mafya lideri Alaaddin Çakıcı'yı kastederek böyle bir düzenlemenin yapılmasını istemesiyle başladı. Büyük ortağı, küçük ortağı bugüne kadar öyle ya da böyle oyaladı. Bugüne gelindi. Bugün işte bu virüs belasıyla birlikte bu iş hız kazandı. Bu da bir vesile oldu. Öyle diyelim. Buradaki asıl amaç da cezaevleri şu an kapasitesinin 3 ya da 4 katı durumunda. İnsanlar küçücük koğuşlarda olması gerekenin, tabii terörle ilgili
şeyde bu 3-4 değil 7-8 katı. Yani 10 kişilik yerlerde gelen mektuplardan da bunu anlıyoruz. 40 kişi, 50 kişi, 60 kişinin kaldığı tek bir banyoda, tek bir tuvalette bunların barınmaya çalıştığı. Burada asıl amaç bir kısım insanları tahliye ederek, şu an işte 90 bin civarında olduğu söyleniyor, cezaevlerinde yer açmak, daha doğrusu cezaevlerinin nüfusunu biraz azaltmak. Şimdi ne yapılıyor dersek, şu an için gelen tasarıya baktım ben. Burada terör suçları hariç, cinsel suçlar hariç, adam öldürme suçları hariç, bir de uyuşturucu madde, imal ve ticareti suçları hariç. Geri kalan da bir af değil, infaz düzenlemesi var. İnfazda bazı kolaylıklar getiriyor. Belli bir kısmını infaz etmiş sayılıyor insanlar. İşte 65 yaş, 70 yaş üstüne düzenlemeler yapılıyor. Çocuklu kadınlara yapılıyor. Ama bunların hepsinde de terör suçu hariç. Adalet Komisyonu'na dediğiniz gibi geldi. Dün saat 5.11'de, bunu tweetlerden gördük bakanların, saat 05.11'de sonuçlandı görüşmeler. Ben de bir tanıdığım vekili aradım. Dedim ki ya 5.11'e kadar çalışmışsınız, nasıl değişiklikler yapıldı? Dedi ki hiçbir değişiklik yapılmadı. Dedim ki o zaman orada ne oldu? Yani siz ne yaptınız? Vallahi dedi biz konuştuk. Düşüncelerimizi de getirdik. Onlar yani iktidar ve ortağı AKP ve MHP sayısal çoğunluklarına güvenerek, sayısal çoğunluklarını dikkate alarak nasıl olsa bunlar bir şey yapamaz ama usulenle konuşmaları gerekiyor. Bu komisyon toplantısında yapılması gerekiyor. Biz konuşmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Onlar da bizi dinlemek bir tarafa, sabote etmeye çalıştılar. Efendime söyleyeyim, alay almaya çalıştılar. Ve hiçbir değişiklik yapılmadan bu düzenleme Salı günü dediklerine göre genel kurula gidecek. Şimdi az önce dediniz ki ya bu tartışıldı. Tartışılmadı. Bir taraf konuştu, öbür taraf dinlemedi bile. Diyeceksiniz ki ya o zaman meclis değil mi burası? Burada ne yapılıyor? İsterseniz bu konuya değinmek isteyeyim. Yani burada ne yapılıyor? Burası Büyük Millet Meclisi. Müzakere yeri, tartışma yeri. Büyük Türk milletinin vekil ettiği, vekalet verdiği kişilerin kendisiyle ilgili konuları tartışacak, konuşacak insanları gönderdiği meclis. Ama gelin ki günümüzde meclis diye bir şey yok. Orası sadece az önce de söylediğimiz gibi adet yerini bulsun. Hadi bu görüşmeyi de yapmamız gerekiyor. Şu kağıtları da buradan geçirelim diye bir tarafın konuştuğu, karşı tarafın hiç kusura bakmasınlar AKP'li ve MHP'lilere ben bir mektup, açık mektup yazmayı da düşünüyorum bugün yarın. Sosyal medyada da yayınlayacağım. Ha ne değişecek? Yine değişmeyecek ama biz yine kendimize yakışanı yapalım, bunu yayınlayalım. Onlar belki birkaç tanesinin kalbini açabiliriz. Diyor ki bunların kalbi bence mühürlenmiş. Kulakları var, işitmiyor. Efendime söyleyeyim gözleri var, görmüyor. Dilleri var, söylemiyor. Bunlar sadece lider dedikleri bir kişinin iradesinin yerine gelmesi için orada bir aracı, bir el kaldırıp indirme aracı. Başka hiçbir şeyleri yok bu milletvekillerinin önemi, amacı yok. Bunları ben düşünmeye davet ediyorum. Yaptıkları işi layıkıyla yapmaya davet ediyorum. Burada insanlara çok büyük zulümler, eziyetler yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Bunları durduracak olan, sonlandıracak olan Büyük Millet Meclisi'dir, milletvekilleridir. Buna dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizde terör tanımı çok muğlak, çok geniş kapsamlı, belirli sınırları yok maalesef. Ve düşünen, okuyan, yazan, çizen, kendini muhalif olarak tanıtan insanların da bu kategoriye girmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Eline silah almamış, hiçbir şiddet olayına bulaşmamış. Evet, az öncekiyle ilgili isterseniz son cümlemi söyleyeyim. Yani ben durmuştum ama aklıma geldi. Evet, tanıştırayım bu arada. Mutlu, muhabbet kuşumuz özgür bir şekilde dolaşıyor burada. Şimdi Salı günü bir görüşme olacak. Ne bekliyorsunuz derseniz hiçbir şey beklemiyorum. Neden derseniz az önce söylediğim gibi. Orada milletvekili olarak bulunan kişiler, koca koca profesörler, avukatlar, doktorlar, efendime söyleyeyim, büyük insanlar. Çünkü düşünmüyorlar. Onlar sadece orada bir el kaldırma, indirme görevini yerine getiriyorlar.
onlar kusura bakmasınlar sahiplerinin sesi olmaktan ileriye gidemiyorlar. Milletin sesi, milletin vicdanı değiller onlar. Dolayısıyla bir değişiklik olmayacak. Şimdi terör dediğiniz çok geniş kapsamlı ülkemizde. Evet, bu şuna benziyor. Hani bir düğmeyi, ilk düğmeyi yanlış iliklersek ne olur? Ondan sonra hepsi de yanlış gelir, değil mi? Bu da ona benziyor. Biz düğmeyi yanlış iliklemişiz baştan. O da nedir? Terör tanımıyla, terör suçlamalarıyla biz olayı yanlış başlattık. Şimdi canım sıkkın, hakikaten şu an sıkkın, belki ifademe de yüzüme de yansıyordur. İşte bir saat kadar oldu. Ahmet Hakan denen bir gazeteci var. Amiral gemisi Sözde. Ama batık geminin kaptanı olan Ahmet Hakan denen vatandaş bir güzel tweet atmış. Önce demiş ki işte darbeye karışmamış, şiddete bulaşmamış kişiler de bu aftan yararlansın infazdan. Aradan bir saat geçmeden efendim buna bir düzeltme yapıyorum. Darbeye karışmamış FETÖ'cü yoktur. Şimdi ben de ona bir cevap verdim. Dedim ki ya arkadaş bak, darbeye katılan, daha doğrusu darbe teşebbüsüne katılan insan sayısı 1000 kişi dahi değil. Aksini ispat etsinler, buyursunlar bana. 1000 kişi dahi değil ama 560 bin kişi 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede terör soruşturması geçirdi. Ve dedim ki, daha somut örnek verdim, onlardan biri de benim. Ki ben daha önceki süreçte onu ve gazetesini duruşmalarıma davet etmek için iddianameyi, daha sonrasında gerekçeli kararı falan da göndermiştim. Hatta kitabımı da çıktığımda gönderdim. Orada da ayrıntılı olarak birçok şey yazıyor malumunuz. Ama bunların hiçbirinden haberi olmasa gerek Ahmet Hakan'ın. Muhtemelen de bir yerlerden fırça yedikten sonra böyle bir tweet atmış. Ben onu, ona buradan da hodri meydan diyorum. Kendisinin televizyon programı var CNN Türk'te, Tarafsız Bölge diye. Buyursun, kendisi tarafsız olarak orada otursun. İstediği kişiyi de bizim karşımıza getirsin. FETÖ'cü nedir, değildir, kaç kişi vardır, bunların hepsini ortaya koyalım, tartışalım. Şimdi buradaki asıl sıkıntımız şu. FETÖ'cü. FETÖ'cülük diye bir suç yoktur arkadaş. Ceza kanunlarında oculuk, buculuk, suculuk diye bir suç yoktur. Terör örgütü üyeliği diye bir suç vardır. Terör örgütü üyeliğinin de olmazsa olmaz şartı şiddet ve cebirdir. Bunu ben demiyorum. Kanunlar diyor. Evrensel ilkeler de aynı şeyi söylüyor. Şimdi bu insan, bu noktada ben şunu da söyleyeyim. Şimdi bakıyorum, birileri hemen diyor ki ya Mehmet Alkan sen niye karışıyorsun ki, sen FETÖ'cü değilsin ki. Sen işte kardeşinin cenaze töreninde konuştun diye seni attılar. Sen dolayısıyla FETÖ'cü değilsin. Ben de diyorum ki onlara, birincisi bu yanlış. Ben de FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olarak yargılanıyorum. Yargılamam halen devam ediyor. Birincisi bu. İkincisi ben öyle, efendim ben zaten öyle değilim. Benim asıl sebebim şu diyerek kenara çekilemem. Bu bana yakışmaz. Neden? Tamam, ben kardeşimin cenazesinde doğruları söyledim diye, haykırdım diye bu torbaya atıldım. Peki, diğerleri 136 bin KHK'dan bahsediyoruz. KHK dışında sivil eşraftan, esnaftan, ticaret erbabından da binlerce, on binlerce insan var. Bunlar ne için atıldı bu torbaya? Biliyoruz, tekrar edelim. Bankaya para yatırmak. Sendikaya üye olmak. Efendim, Bakanlar Kurulu'nun kamuya yararlı statüsünü verdiği ve o statüsü devam eden bir derneğe SMS'e 5 lira göndermek. Efendime söyleyeyim, Maliye Bakanlığı'nın vergi aldığı, devletin, milli eğitimin müfredatının okutulduğu, SGK'nın prim aldığı, yine 17-25'ten sonra hatta devletin teşvik ücreti verdiği, buraya okul çocuğunuzu gönderirseniz para alırsanız diye, bir kısmını ben karşılarım diye okullara öğrenci göndermek veya orada öğretmenlik yapmak. Peki bunlar terör örgütü faaliyeti mi? Bunlar FETÖ'cülüğü hak ediyor mu? Ya, el insaf diyorum. Hatta daha ileri gidiyorum. Ben geçen bununla ilgili bir yazı da yazdım. İnfaz değil, insaf diye hep gözden kaçırılan bir şey var. Biz hep şey diyoruz işte, KHK'lılar da bunu söylüyor. İşte darbeye katılmamış, darbeye katılmamış insanlar. Ya darbeye katıldığı söylenen insanların kaçı darbeye katıldı acaba? Ben bunları yakından biliyorum. Birçok kişinin dosyasında biliyorum. Aileleriyle, bu fuarlar festivaliyle görüştüm, karşılaştım. Onları da biliyorum. Kendi devre arkadaşlarım var. Onlardan da biliyorum. Adama diyorlar ki gel kardeşim, darbe düzeltiyorum. İşte IŞİD saldırısı var. PKK saldırısı var.
Efendime söyleyeyim, tatbikat var, gece eğitim var. Komutan emir veriyor, gel diyorlar. Biz de 22 yıl askerlik yaptık. Askerlik yapanlar da bilir. Ne yapacak? 22 yıl boyunca 560 bin kişilik bir terör örgütü gördünüz mü? Öyle bir terör örgütü dünyada yok. Şunu söyleyeyim. Hani PKK bizim en bildiğimiz. PKK'nın dahi en kabadayı zamanlarında kadrosu 5000-7000 civarındadır. Bak, 5000-7000 civarındadır. Böyle bir terör örgütü olmaz. Böyle bir terör faaliyeti olmaz. Biz dedim ya, düğmeyi baştan yanlış ilikliyoruz. Oradan başlayalım. Ne terör suçudur ne değildir, ona gelelim. Dolayısıyla darbecilikle yargılanan, müebbet almış olan bunların güzel örneği de Hava Harbiyeli, Savaşan Melekler 3 kadın Hava Harbiyeli'dir. Bunlar o gün Yalova'da kamptayken otobüslere bindiriliyor, bir kısmı İstanbul'da değişik yerlere götürülüyorlar. Hiçbir silah atmamış, hiçbir eyleme karışmamış. Ama hepsi müebbet almış. 259 tane Hava Harbiyeli müebbet almış durumda. Bunlar içeride. Bunun gibi uzman çavuşu, subayı. Sırf Kışla'ya gittiği için. Ya da ben saldırıya karşı koyacağım diye Kışla'dan çıktığı için. Bunlar darbeye karışmak değil ki. Darbecilikle senin, burada diyorum ki sizin yargınızın, kolluğunuzun, sizin verdiğiniz isim önemli değil, sen darbecisin diye. Adamın ne yaptığı önemli. Bakın, biz hep gözümüzden kaçırdığımız bir nokta var. Orijinali bana ait değil. Ama çok güzel bir laf. Hepsi kullanmak isterim. Herkesin de kullanmasını isterim. Ahmet Hakan'a da buradan bunu düşünmesini isterim. Önemli olan insanların ne olduğu değil, insanların ne yaptığıdır. Ocu bucu sucu derseniz bu ülkede herkes bir şeyci olur. Ama asıl olan nedir? O insanların yargılanması için, bir yaptırıma uğraması için bir eylem yapması lazım. Bir eylem. Bu eylemin de ceza kanunlarında yer alan bir suç tanımına uyması gerekir. Bu işin olmazsa olmazı budur. Oysa şu an insanların ne yaptığına değil, ne olduğuna bakıyor. Evet, insanlar cemaatçi olabilir, tarikatçı olabilir, bilmem partici olabilir. Ama bunlar hiçbirisi suç değildir. Suç ve cezanın ne olduğu kanunlarda açık seçik yazılıdır. Şimdi bunu söylediğinizde hemen bana yazıyor adam. Diyor ki, ya sen bunları niye savunuyorsun? Bunlar diyor işte soru çaldılar da bilmem ne yaptılar da öyle geldiler. Ya arkadaş, el insaf. Bu insanlar soru çalmaktan yargılanmıyorlar. Soru çaldılar diye ihraç edilmediler. Soru çaldılar diye terörist olmadılar. Bu da öyle anlattıkları gibi bir şey olduğuna ben kesinlikle inanmıyorum. En güzel örneği yine Savaşan Melekler'den vereceğim. Üç kadın harbiyeli, birisi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini, ikisi Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı, biliyor musunuz? Cezaevinde çalışarak. Yani biri soru çalmışsa, bilmem ne yapmışsa, birinin hakkına girmişse, bul kardeşim gereğini yap. Buna bir şey demiyoruz. Ama toptancı bir suçlamayla. Bu şuna benzer. O zaman ne diyor? PKK terör örgütü. İşte HDP PKK'nın uzantısı. O zaman HDP'ye oy veren herkes teröristtir demeye gider. Ya da yarın zaman değişir, devran değişir. Başka bir partinin terör faaliyetlerinde bulunduğu ya da başka suçlar işlediği ortaya konur. O zaman bu partiye üye olan, yönetici olan, efendime söyleyeyim, sempati duyan, oy veren herkesi o örgütün üyesi mi yapacağız? Böyle bir saçmalık olmaz. İnsanlar bireysel olarak ne yapmışsa onunla suçlanmalı, onun hesabını vermeli. Başkasının yaptığının ya da yaptığı söylenen konuların hesabını vermesi gereken hiçbir şekilde ne KHK'lılardır ne de başkasıdır. Dolayısıyla toparlayacak olursak, ki hani terör ile suçlanan insanların, cebir ve şiddet kullananlar dışındakiler, kanun öyle diyor çünkü, anayasa öyle diyor, evrensel hukuk ilkeleri öyle diyor, terör suçlusu değildir. Dolayısıyla böyle bir infaz ya da af düzenlemesinde hariç tutulmaları kesinlikle doğru değildir. Yani bakın, bu düzenleme geçtiğinde bu haliyle hırsızlık yapanlar yararlanıyor. Dolandırıcılık yapanlar yararlanacak. Görevi kötüye kullananlar, rüşvet alanlar, irtikap yapanlar, gasp yapanlar, kapkaç yapanlar yararlanacak. Ama ve lakin işte bir tweet atan, düşünce açıklaması yapan, efendim bir yazı yazan, sendikaya üye olan, öğretmenlik yapan, ankesörden aranan yıllar önce kapatılan bir kuruluşta, efendime söyleyeyim, şirkette SGK kaydı olan, dini sohbetlere
katılmış olan kadınlar, çocuklu kadınlar, hakimler, savcılar, askerler, polisler, doktorlar, öğretmenler, yani ülkenin en okumuş insanları, bakın bu KHK'ların %98 küsürü üniversite mezunu. Büyük bir kısmı yüksek lisans doktora mezunu. Büyük bir kısmının çok önemli ünvanları var. Çok önemli uzmanlıkları var. Yani şu an en okumuş, en kaliteli insanlar maalesef ki etki cezaevinde ve bunlar terörist olmakla suçlanıyor. Böyle teröristlik olmaz kardeşim. Böyle teröristlik olmaz. Terörün ne olduğu, nasıl olması gerektiği apaçık bellidir. Yani siz insanları hoşunuza gitmiyor diye bu şekilde terörle suçluyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki efendim sen teröristsin, sana af yok. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Sizce AKP ve MHP'yi destekleyen, onlara oy veren, duygu paydaşlığında bulunan kişiler ne diyecek? Yani halkta nasıl bir yankı uyandıracak? Bu yankı uyandıracak mı? Vallahi hiçbir yankı uyandırmaz. Söyleyeyim. Uyandıracak olsa şimdi uyandırırdı. Yani dün çok bir ne diyeyim? Yüz karası bir örneğini de gördük. Yani yüz karası dediğim bu toplumdaki insanların iki yüzlülüğünü gösteren. Hani Mehmet Çilingir diye bir adam çıktı. Amerika'da oturuyor. Vay efendim şöyle böyle Türkiye çok güzel bilmem ne falan diye kendi kendine bir şeyler yapmaya çalıştı. Sonra bunun işte Koç Üniversitesi'nden birkaç saatte ek derse giriyormuş. Ona son verildiğini açıkladı. Vay efendim sen bunu nasıl yaparsınız? Bu bilim adamıdır, şudur, budur diye. Özellikle yandaşlar demediğini bırakmadılar Koç Üniversitesi'ne. Ya ben de dedim ki arkadaş, on binlerce akademisyen, madem bu profesör, akademisyenden bahsediyoruz. Profesör ünvanlı, akademisyen, doktor, bilim adamı. Bir gecede terörist olarak kapının önüne kondu. Resmi gazetede adına yer verildi. O zaman neden demediniz? O zaman neden karşı gelmediniz? Ya bu adam ne yapmış kardeşim diye. Niye söylemediniz? Maalesef bizim toplumumuz iki yüzlü. İki yüzlü. Toplumdan bir şey kesinlikle tepki olmayacaktır. Çoğu zaten ne diyor? Ya kardeşim bunlar terörist, elbette cezasını çeksin, terörist niye çıksın diye söylüyorlar. Ya diyeceksiniz ki o zaman çözüm ne? Ben buradan KHK'lılara sesleniyorum. KHK'lı yakınlarına da sesleniyorum. Benzer durumda olan insanlara da sesleniyorum. Bakın ne bu hükümet? Yani AKP ve MHP, daha doğrusu Devlet Bahçeli olduğu sürece size bize hiçbir fayda gelmez. Bu celladından efendime söyleyeyim medet beklemek gibi bir şey olur. Bunlardan hiçbir şey beklemeyin. Ha bu mevcut muhalefetten de bir şey beklemeyin. Muhalefetin yapmaya çalıştığı tek şey bu komisyon görüşmelerinde 314'e 3, yani terör örgütüne yardım ve yataklık. İşte hanım teyze şey yapmış ya, kek yapmış, sohbet edenlere götürmüş, o yardım yataklıktan suç alıyor. Ya da kermes yapan yardım yataklıktan suç ceza almış. Onların torbaya dahil edilmesi, infaz yasasına dahil edilmesini istemişler. Onların yapmaya çalıştığı sadece bu kadar. Ona da zaten muvaffak olamamışlar. Onlar zaten bu söylediğim bizim gibi hiç yoktan terörist yaftası vurulan insanlarla yakından uzaktan ilgilenmiyorlar. Çünkü bu ülkenin en büyük eksiği muhalefet eksikliği. Onlar iktidarın koyduğu ilkelerden, onun çizdiği prensiplerin çerçevenin dışına maalesef ki çıkamıyorlar. Kendi muhalefetlerini, kendi söylemlerini bir türlü yaratabilmiş değiller. Dolayısıyla onlardan da bir şey beklemeyin. Ha yarın bunlar iktidara gelse, ben kendi partim için de söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi için de söylüyorum. Aa ya bunlar çok mağdur olmuş, masummuş, gelin şunlara hakkını verelim falan demeyecekler arkadaşlar. Bakın burada yanılıyorsunuz. Bir kısmı da hani bir kısmı diyor ki işte bunlar giderse olur. Yok kardeşim öyle olmayacak. Bir kısmı diyor ki Allah büyük. Ya kardeşim sen kendi işin niye Allah'a havale diyorsun? Allah niye sana yardım etsin? Herkes yazıyor işte bir ayet paylaşıyor ya, Allah bilmem kimlerle beraberdir. Herkes benimle beraberdir diyor. Allah kullar arasında bilmiyorum herhalde bir ayrım yapmaz. Allah sana irade vermiş, güç vermiş, kuvvet vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş. Onu kullanman lazım. Herkes kendisinin bir şeyler yapması lazım. Ha diyeceksiniz ne yapacağız? Yapmamız gereken açık ve net. Örgütlü bir dernek çatısı altında herkes kendi derneğini kuracak. Örgütlü mücadele yapacağız. Her yeri dilekçeye boğacağız. Bakın Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'ndan, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan, siyasi partilerden, meclisten ne kadar yer varsa bunların hepsine bu mağduriyetleri, bu durumları açığa koyan hikayelerimizi yazacağız, onlara göndereceğiz. Bunların çoğunu, bırakın onları, kendi yakınlarınız dahi bilmiyordur. Niye? Bu masumlar, mağdurlar, KHK'lılar öyle insanlar ki kendine zulmedileni, yapılan zulmü dile getirmekten utanıyor. Böyle insanlar. Ya sen niye utanıyorsun arkadaş? Bu sana yapıyorsa,
bunları reva görüyorsa, bundan utanmıyorsa, korkmuyorsa, çekinmiyorsa sen neden yapıyorsun? Şu an elbette şey var, nedir o? Salgın var, bir karantina durumu var ama bu durumlar geçtikten sonra da meydanlara inmemiz lazım. Bu ülkede maalesef ki tarih ve tecrübe göstermiştir ki hak verilmez, alınır. Biz oturduğumuz yerde bu şekilde Allah'tan, efendime söyleyeyim, ondan bundan medet beklediğimiz süreçte hiçbir şekilde bize kimse hakkımızı vermeyecektir. O nedenle örgütlü mücadele yapmamız ve zamanı geldiğinde meydanlara çıkıp bu hakkımızı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun ilk örneği olarak da hani diyorum ki yazın, çizin, başınıza gelenleri, hikayelerinizi anlatın, bize gönderin. Buna bile çok kısıtlı bir katılım var. Yani öyle hikayeler var ki gerçekten okuduğunuzda içiniz cız ediyor. Ağlıyorsunuz. Ya denecek ki ileride, ya bu da mı olmuş? Bunu da mı yapmışlar? Kim yapmış hem de? Müslüman kılığındaki insanlar. Bir ülkenin iktidarı kendi vatandaşına bunu da mı yapmış demeleri lazım. Bunun notunu düşmemiz lazım. Onun için bu konuda biraz daha KHK'lılardan gayret bekliyorum. Bir canımız var, hani onu da Allah alır diyor ya. Alırsa alır. Yani efendime söyleyeyim ya arkadaş, daha ne olacak? Terörist olmuşsunuz. Sizin, çocuklarınızın, gelecek neslinizin böyle devam ederse hayatı bitmiş durumda. Siz bu sicillerle, bu pişlemelerle sülaleniz dahi hiçbir yere gelemez devam eden süreçte. Bunlar için bizim mücadele etmemiz lazım. Mücadele etmeden bu iş kesinlikle olmaz. Dolayısıyla ondan, bundan, şundan medet beklemeyi bırakalım derim. Dolayısıyla ben çok ümitli değilim. İnşallah yanılırım bu dediklerimde. İnşallah yanılırım. Hani salı günü meclise geldiğinde orada muhalefet der ki, ya kardeşim yasal ve rutin faaliyetler terör suçu mu olur? Böyle saçmalık nerede görülmüş? Bunu da pakete dahil edeceksiniz der. İşte de iktidarın, en azından iktidar ve muhalefetin 50 milletvekili de vicdana gelir. Ya doğru söylüyor der. Yani hani bir klasik resim var ya, masada sürahi tutan adam tutuklu, geri kalan herkes serbest. Böyle saçmalık mı olur der. İnşallah tersi olur. Ama sanmıyorum. Dolayısıyla bizim mücadele etmemiz şöyle lazım. Şöyle olabilir mi? Yasa çıkarıldıktan sonra muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne gitse, işte terör suçluları da dahil edilse diye bir itirazda bulunabilir mi? Elbette ki bu ileri devam eden süreçte olabilir. Yani muhalefet bunu daha önce örnekleri gördük ya. Hani götürülür ama orada da şöyle bir handikapımız var. Şimdi Anayasa Mahkemesi ne işin var? Dünyada Anayasa Mahkemelerinin, hani Süleyman Soylu denen İçişleri Bakanı diyor ya, Anayasa Mahkemesi bize engel oluyor, iştahımızı kapatıyor. Bu sürecin en büyük, bu hukuksuzlukların en büyük sebebi de odur. Anayasa Mahkemelerinin ortaya çıkış sebebi zaten iktidarları frenlemektir. İktidarları anayasal sınırlar içinde tutmaktır. Neden? Çünkü iktidarı eline geçiren, gücü elinde tutan ne yapacak? Ne istiyorsa kafasına göre yapmak isteyecek. Onu sınırlayacak bir şey yok. Onu sınırlayacak olan Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'lerin çıkış sebebi de budur. Elbette Anayasa Mahkemesi iktidara diyecek ki, kardeşim dur, sen anayasal sınırı aştın, bunu yapamazsın diyecek. Çok güzel de o Anayasa Mahkemesi kaldı mı? Anayasa Mahkemesi'nin şu an üyeleri birer birer azalıyor. Neredeyse tamamı Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan tarafından atanan, bu süreçte atanan, efendime söyleyeyim, mesela en sonunu hatırlayın. İşte bakan yardımcısıydı. Ondan önce bilmem neydi. Öbürü bilmem AKP'nin avukatı. Öbürü bilmem MHP'nin bilmem neyi. Yani orası da maalesef ele geçirilmiş durumda iktidar tarafından. Dolayısıyla orada da çok bir ümit beklemesinler. Yani bunu biz kendimiz yapacağız. Hani yasal düzenlemeler, başta söyledik ya, af indirimi ya da infaz indirimi neden yapılır? Yasal düzenlemeler neden yapılır? Çözümü oradan gidelim. Yani bir iktidar, hükümet neden bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyar? Bir, kendisi bir şey yapmak istiyordur. Aklında bir proje vardır. İkincisi de buna toplumsal ihtiyaç vardır. Toplum buna onu zorlar. Bunu yapmak zorunda kalır. Şimdi bunu yapmamız şimdiki lazım. Şimdiki çıkacak yasada da toplumun vicdanı çok da rahat olacağını düşünmüyorum. Çünkü adi suçlar, suç işlemiş insanların neredeyse hepsi serbest kalacak. Yani bu şu demek, kişilere karşı işlenen suçlar, işleyen kişiler serbest kalacak. Ama hiçbir şiddet olayına karışmamış kişilerse
terör yaftası altında cezaevlerinde durmaya devam edecekler. Aslında bu Maalesef. toplumun vicdanını da yaralayan bir şey. Yani evet, o dediğiniz vicdanı olan toplumlar için geçerli ama. Ben bu toplumun vicdanı kaldığına, çoğunluğunun, elbette hepsinin değil, kaldığına inanmıyorum, dedim ya. Eğer bu toplumun vicdanı olsaydı, bir toplumsal vicdan olsaydı daha doğrusu, bu insanlar bir gece yarısı KHK'larla işine son verilirken, terörist olurken, efendime söyleyeyim, başörtülü bacım, hani iktidar açısından söyleyelim, iktidar ve yandaşlar açısından söyleyelim. Diyorlar ya, başörtülü bacımı 28 Şubat'ta ikna odasına aldılar. Çok çok affedersiniz. Başörtülü bacıma şimdi ne yaptılar? Yani söylemeyeyim. Şimdi ne yaptılar? Bu toplumun büyük çoğunluğu da iktidarın başörtülü, muhafazakar, dindar kesimden gelen kaç tanesinin sesi çıktı? Hiçbirinin. Hiçbirinin sesi çıkmadı. Buna bile bir ses çıkarmadılar. Kadın doğum yapıp başında polis bekleyip lohusalı kadın cezaevine götürülürken sesleri çıktı mı? Şehit kardeşleri, en başta ben. Ben sadece tek değilim bakın. Diyorlar ki sen işte falan böylesin. Değil kardeşim. Onlarca, belki yüzlerce şehit kardeşi, şehit babası, şehit eşi var. Terörist olarak yargılanan. O zaman bunların sesi çıktı mı? Toplumun sesi çıktı mı? Çıkmadı. Yani aynı eylemi yapan iki kişi, birisi götürüldü. Adama dediler ki sen işte efendim cemaatin yaptığı Bosna'daki geziye gitmişsin, teröristsin. Adam dedi ki yahu beni milletvekili götürdü. Zorladı hatta. Bu toplantıyı da o organize etti. O milletvekili yapmaya devam etti. O adam mallarına el kondu. Kendisi aylarca cezaevinde yattı. Bu toplumun sesi çıktı mı? Ya erler, askeri öğrenciler, bakın 18-20 yaşındaki askeri öğrenciler müebbet cezası alırken toplumun vicdanı çıktı mı? Ya bu çocukların ne işi var Allah aşkına? Bunlar nasıl terörist olur? Bunlar nasıl darbeci olur? Dediler mi? Demediler efendim. Demediler. Dolayısıyla ben toplumun vicdanının pek de olmadığını, dolayısıyla onların en büyük ne diyeyim, kriterinin ekonomik olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani toplumsal vicdandan bir şey beklemiyorum. Kimse de bence beklemez. Ama inşallah yanılırım. Evet, yanılmayı umut ediyorum ben de. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı bu konu hakkında? Eklemek Vallahi aslında bu istediğiniz? söylenenleri hemen herkes söylüyor. Biz de söyledik, siz de söylediniz. Efendime söyleyeyim. Tekrar birkaç cümleyi üzerine basarak söylemek isterim. Birincisi, biraz vicdanı olan insanlara şunu söylemek isterim. Bakın, insanların ne olduğuna değil, ne yaptığına bakacaksınız. Bir suç mu işledi, terörist mi, değil mi? Ne? Ona karar verirken bu adamın ne olduğuna değil, ne yaptığına bakacaksınız. Şimdi nedir? Bir canavar yaratıldı. FETÖ diye bir canavar. Bunu söylediniz mi? Olay bitiyor. Ya tamam da kardeşim, bu adam ne yapmış onu söyle ya. Ben ne yapmışım ya da onu söylesem bana, terörist olacak. Böyle bir düzenlemenin dışında kalacak. Ne yapmışım onu söyle. Bu terörist diye dışarıda tutulan insanlar, bu KHK'lılardan bahsediyorum elbette. Bunların faaliyetleri terör faaliyeti değildir. Yasal ve rutin faaliyetlerdir. Bir infaz düzenlemesinden yaralanacak birileri varsa en başta bunlardır. Çünkü bunlar suçlu değil, mağdurdur. Üzerine basarak söylüyorum. Bunlar bu sürecin mağdurudur. En başta bunların bu düzenlemeden yararlanması gerekir. Herkesin de aklını başına alması lazım. Siyasilerin de, hakimin, savcının da, kolluğun da, toplumun da aklını başına alması gerekir. Çünkü bu sürdürülebilir bir süreç değil. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Doğru şeyler değil. Biz bunları söylemeye de devam edeceğiz. Yeri gelmişken bir cümle ekleyeyim. Şimdi geçen bir yerde söylediler. Biraz canımı da sıktı ama hani demişler ki ya arkadaş, bu Mehmet Alkan konuşuyor, yazıyor, çiziyor ama hiçbir şey olmuyor buna. Ha, ne iş falan. Yani benim başıma bir şey gelmesiyle mutlu olacaksa arkadaşlar, sıkıntı yok. Ama ben diyorum ki ben bir şey yapmıyorum. Ben suç işlemiyorum. Ben yazdığıma, çizdiğime, söylediğime dikkat ediyorum. Benim bugüne kadar yazdıklarımda ne suç unsuru var ne de başka bir unsur yok. Olsa zaten sonuç böyle olmazdı. İkincisi, ben bir şeyler söylüyorsam, ısrarla bunun üzerine gidiyorsam, bana güç veren tek bir şey var. Haklı olmam. Haklılık kadar insana güç veren başka hiçbir şey yoktur. Biz de haklıyız, güçlüyüz. Dolayısıyla her zaman, her ortamda, başımıza ne gelse de, yarın alıp götürseler de, bilmem ne yapsalar da, bunlardan en ufak bir korkumuz, çekincemiz yok. Her zaman, her yerde
adaleti, doğruları söylemeye, parmağımızı zalimin gözüne sallamaya devam edeceğiz. Lütfen sizler de KK mağdurları da, siz suçlu değilsiniz, siz mağdursunuz. Doğruları söylemekten, dile getirmekten hiçbir şekilde çekinmeyiniz. Teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için, paylaşımlarınız için. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar efendim.